taviz verebileceği kilometre karesi çok olarak otururdu. Bülent Bey bütün şeyle, Bülent Ecevit bütün cesareti ve öngörüsüyle orada biraz işte fazla muhafazakar davrandı filan diye eleştirilir. Yani söyleyemeyecek mi mesela insan bunu? Yani diyemeyecek mi mesela İlker Başbuğ? Ya bu Suriye'deki şeyde müdahalede işte diyelim ki Süleyman Şah Türbesi olayında bir sürü yanlış yapıldı. Herkes söyledi, yazıldı, çizildi. Mesela onu konuşamayacak mesela. Türker Ertürk, bizim deniz komutanlarından amiral, mesela buraya gelip konuşamayacak. Şey, Haldun Solmaz Türk, bir hoca program yapıyor. Ne olacak? Yani bu dehşet verici bir şey. Artı etki ajanlığı. Evet. Etki ajanlığı. Bunlar felaket bir şey. Söylemiştik. Bakın, örnek burada duruyor. Evet, Merdan Yanardağ. Ne dedik? 14-28 Mayıs'tan sonra bunlar güç kaybettiler, daha sertleşecekler dedik. 31 Mart'tan sonra iyice kaybettiler, ikinci parti oldular. Çok daha baskıcı, çok yanlış yolda gidecekler ve tabanı iyice kaybedecekler dedik. Hepsini yapıyorlar. Buyurun efendim. Şimdi değerli seyirciler, İlker Başbuğ, ben katılıyorum tamamen. Entelektüel bir genelkurmay başkanı. Şu ana kadar üst üste yayınladığı kitaplarla Türkiye'nin siyasetine, dış politikasına, uluslararası ilişkilere dair bir dizi tezleri var. Ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında kitaplar yazıyor. Şimdi bu kitapları yazması için bile izin alması gerekecek bu yasanın mantığına göre. Daha da önemlisi, ben bu yasanın çıkma sebebinin Tele1'de Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, Orgeneral İlker Başbuğ'un program yapmasına bağlıyorum. Evet. Her ayın ilk cuma günü İlker Başbuğ Tele1'de bir programa başladı. Analiz ve Sentez adlı bir program. 3 saatlik bir program. Mehmet Ali Güller'le birlikte, o da Tele1 programcılarından gazeteci dış politika yazarı Mehmet Ali Güller'le birlikte Analiz ve Sentez programını yapıyor. Analiz ve Sentez programında hem Türkiye hem uluslararası gelişmeler hem bölgesel gelişmeler enine boyuna değerlendiriliyor. Herhalde şimdi önümüzdeki programda İran'da reisinin ölümü ve bu ölümün muhtemelen bölgesel ve küresel sonuçlarını değerlendirecekler. Ne sakıncası var ya? Ne sakıncası var? Ama bir süredir gerici basının, yandaş basının, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk düşmanı, şeriatçı basının İlker Başbuğ'un Tele1'de program yapmasına karşı bir kampanya yürüttüğünü biz izliyoruz. Biz izliyoruz. Yani o siyasal İslamcı teröristleri cinayet işletmeye azmettiren gazete. Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanı gazete. 1938'de zulüm bitti diye başlık atan gazete. Kışlalı'yı hedef gösterip öldürten. Tabii işte hedef gösteren, siyasal teröristlere hedef gösteren. Sadece Ali Günday'ı. Ali Günday'ı. Sadece o değil. Ali Günday, Danıştay Yargıcı, Ahmet Taner Kışlalı ve birçok yurtseveri. Bahriye Uçok. Birçok aydını, birçok yurtseveri. Şimdi bu gazete bu gazete kaldıramıyor böyle bir şey. Biz yurtseveriz. Biz cumhuriyetçiyiz, biz devrimciyiz. Bizimle aynı fikir havzasında, aynı kültürel havzada olan herkese bizim ekranlarımız açık. Aynı şeyi birebir düşünmek durumunda da değiliz. Aynı zamanda çünkü kendi iç işleyişimiz ve ahlakımızda demokratız, sizin gibi değiliz. Bak susturmaya çalışıyorsunuz. Korkuyorsunuz. Fikirlerden korkuyorsunuz. Ne demek ya Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin alacak ya da komutanlıklardan? Şimdi Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. Bir üst komutanı yok ki onun. Bir üst komutanı yok. Kimden izin alacak mesela? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en tepesine kadar çıkmış. Çok önemli, çok şerefli bir görevdir. Aslanlı kapıdan geçmiş Genelkurmay Başkanlarının sayısı bellidir. Mustafa Kemal'in makamıdır o. Fevzi Çakmaklar'ın makamıdır o. Ulusal kurtuluş mücadelesi veren onurlu bir ordunun en yüksek makamıdır. Kimden izin alacak? Milli Savunma Bakanı, AKP'li Milli Savunma Bakanı'ndan mı? Şimdi emekli olan Genelkurmay Başkanları'nı Milli Savunma Bakanı olarak atıyorlar. Böyle bir zorunluluk yok ki. Yarın bir günde daha önceki Milli Savunma Bakanları'ndan herhangi birini, bir sivili pekala atayabilirler. AKP'li, partizan. Ben bugün
sosyal medyada bir fotoğraf gördüm ama doğruluğunu teyit edemediğim için gündeme almadım. Haber de yapmadık o yüzden. Teyit etmek lazımdı. Solcu öğrencilere bıçakla saldıran birinin üniversite bahçesinde fotoğrafı var. Bu adı geçen kişi savcı olarak atanmış. Bitirmiş okulu. Öyle bir iddiayı ben de gördüm ama çok garip. Savcı olarak atanmış. Bak, garip bir iddia. Bak, savcı olarak atanmış. Olabilir. Tabii. Olabilir. Şimdi bu atamaları yapıyorsunuz. Yine böyle birisi siyasal İslamcı bir geçmişten gelmiş. Bir dizi hatta terör eylemine de katılmış birinin bir daha sonra diyelim ki adli süreçlerden aklanarak çıktığının ardından, çıkmasının ardından AKP'de yükselip Milli Savunma Bakanı olmayacağının önünde bir garanti var mı? Her neyse bunların tamamı birer varsayım elbette. Ama sonuçta tablo şu. Türkiye'de gazetecileri susturmaya çalışıyorlar neyle? Etki yasasıyla. Kim takdir edecek hocam? Yani mesela o savcılar uluslararası ilişkiler uzmanı mı? Mesela biz ortaya attığımız bir tezin Fransa'nın çıkarına uygun olduğunu iddia ederse, örneğin biz bir Fransız aydınının, örneğin ben Althusser konusunda epeyce çalıştım. Foucault, Althusser ve diğerleri. Yani çünkü özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda Batı'da yani sosyal bilimleri etkileyen en önemli düşünürler, yazarlar, akademisyenler, filozoflar biliyorsunuz. Esas olarak Fransa'dan çıkmıştır yaygın bir biçimde. Ne yapacağız? Althusser konusunda bir makale yazdık. Bunun Fransız dış politikasına ya da atıyorum bugünkü daha güncel bazı isimlerden herhangi biri, herhangi biri önemli değil, herhangi birini bir tezini aldık ya bu doğru bir analiz yapıyor. İşte atıyorum bir patrimonyal sultanizm Türkiye'deki rejimle birebir örtüşen bir değerlendirme yaptılar diye bir televizyon programında konuştuk veyahut bir gazetede bir köşe yazısı veyahut bir makale yazdık bir dergide diyelim. Kim takdir edecek bunu hocam? Yani savcı dış politika uzmanı mı? Ya da uluslararası ilişkiler konusunda doktora mı yapmış? Örneğin Fransız dış politikası konusunda özel bir uzmanlığı mı var Fransa'nın çıkarını olduğunu takdir edecek? Kim takdir edecek bunu? Ya etki ajanlı, tamamen soyut, yoruma dayalı ve muhalifini susturmayı son derece kolaylaştıran bir karaktere sahip. Kim takdir edecek gerçekten? Bir tartışmada bunun İngiliz dış politikasına ya da İngiliz devletinin işine yaradığını kim iddia edecek? Aynı şekilde ben hep ifade etmeye çalıştım. Bugünkü iktidar mensuplarının tamamı Arap gericiliğinin tezlerini Türkiye'de savunmaktan mahkum olur ya. Şeriat rejimlerini savunmaktan dolayı mahkum olur. Şimdi etki ajanlığı ardından seferberlik yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesi, ardından emekli askerlerin konuşmak için izin almaya zorlanması ve susturulma girişimi, bunların tamamını ardı ardına koyduğumuz zaman, arka arkaya dizdiğimiz zaman ortaya bir tablo çıkıyor. Ortada bir normalleşme yok. Ortada bir yumuşama yok. Ortada bir demokratik açılım denemesi yok. Bunlar tamamen büyük bir yanılsama. Muhalefet şiddetli bir biçimde bu yasa tasarısına yani meclis başkanlığına verilen yasa tasarısına itiraz etmelidir. Hocam bu da bir şey, bir şekere bulanmış bir yasa. Çünkü yasanın bir bölümü de şöyle, yüksek askeri şura kararıyla kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ve yaş şartı nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan personelin de emekli aylığının bağlanması bu yasayla mümkün hale getiriliyor. Yani emeklilikte yaşa takılan, erken emekli edilen subaylar var. 65 yaşından önce ya da 60 yaşından önce neyse şu anki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki uygulama. Örneğin albay, binbaşı ya da yarbay rütbesindeyken emekli edilenlere maaş bağlanmamış demek ki. Böyle bir kesim var. Bunlara da maaş bağlanıyor. Yani yasa böyle bir şey halinde. Bir torba yasa karakterinde. Buyurun hocam. Şimdi değerli izleyiciler, hemen ekleyelim. Etki yasası emekli komutanlara, askerlere, komutan veya değil, askerlere konuşma yasası.